Senin beklediğin biri vardı değil mi? Beklediğin ama gelmeyen biri. Yok abi, nereden çıkardın? Yok öyle bir şey. Erkan mı? Nasıl? Aramızda kalacak, merak etme. Aramızda sır olarak kalacak. Yok abi, sen yanlış anladın, yok öyle bir şey. Bak Filiz, insanı besleyen duygular nedir biliyor musun? Hayal ettiren, bir şeyler icat ettiren. İşte tam olarak bu. Senin kaçtığın bu duygular. Bu üretim, bu icatlar. İnsanın içinde böyle kaynayan kazanı kaynatan şey tam olarak bu. Başım sen üzülme. Erkan gelmezse üzülme, olur mu? Çünkü sen buradasın. Ve başardın. Sen kazandın. Nasıl? Ben mi başardım? Başardın. Başardın, sen kazandın. Ödülü sana verdiler. En iyi şerit takip ve tanıma sistemini sen yapmışsın. Hadi herkes içeride seni bekliyor. Nasıl? Ben mi yapmışım? En iyi yol takip sistemini ben mi yapmışım? Evet. Hadi bakalım, insanlar çok bekletme, tamam mı? Hadi. Şerit çizgileri. Hayatım boyunca bana babamdan kalan tek yadigar. Gözümün önüne beraber kamyona bindiğimizde gördüğüm o şeritler gelirdi. Bu çizgiler ne demiştim babama? Bu çizgiler insanın yolunu kaybetmemesi için demişti. Peki bunlar olmasa ne olur demiştim. İnsanlar yoldan çıkabilir demişti. Şerit çizgisi var bu hayatta. Kiminin şerit çizgisi inanmaktır. Sıkı sıkıya inanmak. Koşulsuz ve şartsız. Şerit çizgileri aşkmış, sevdaymış, beklentisizce sevmekmiş. Kiminin şerit çizgileri sapar, silinir, belirsizleşir, kendine yeni yol işaretleri arar. Çizgileri sadakattir, bağlılıktır, birbirine sıkı sıkıya sarılmaktır. Kiminin şerit çizgisi dostluktur, arkadaşlıktır, yarenliktir. Kiminin geçmiştir şerit çizgileri. Geçmişi, hatıraları, yaptıkları, ettikleri, geride bıraktıklarıdır. (Gülüyor)
at öldü oğlum. Ama bir tayı oldu. Büyüdükçe beyaz bir at olacak. Aynı babası gibi. Ben Filiz. Kamyoncu Cemal'in kızı Filiz. Bu hayattan ne öğrendin derseniz bana, ben bunu öğrendim. Şerit çizgilerini. Ne kimsenin şeridine girdim, ne de kendi şeridimde seyredebildim. Ama bildiğim bir şey varsa, benim bu hayatta en büyük şerit çizgim babamdı. Babam. Bir gece şerit çizgisini kaybedip bu dünyadan göçen babam. Beraber kutlama yemeğine gideceğiz yani. Ne öyle yoruldum hemen? He? Aynen abi. Vallahi süper fikir. İyi bakın bak çocuklar. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Yemekleri Filiz ısmarlayacak. Tamam mı? Hadi şu arabayı indirelim inşallah. Tertip. Tebrik ederim be. Kazanmış yarışmayı. Vallahi bravo. Yapacağım. Kızgınsın bana sana yardıma gelemediğim için. Ama vallahi beklenmedik bir anda işim çıktı Tertip. Yani yoksa ben seni hiçbir zaman... Bir daha bana Tertip deme Erkan. Anlamadım. Bir daha bana sakın Tertip deme. Ben senin Tertibin değilim. Hatta ben senin hiçbir şeyin değilim. Yok. Yok Filiz bak. Hayır kesme sözümü. Biz arkadaşız diyeceksin değil mi? Çocukluktan beri arkadaşız diyeceksin. Hayır Erkan. Biz arkadaş falan değiliz. Ben senin hayatında alelade bir gölgeden başka bir şey değilim. Ama bitti artık. Senin hayatında bir gölge gibi yaşamaktan yoruldum. Çok yoruldum. Bundan sonra... benim senin gibi arkadaşım yok artık. Yok. Yok Filiz yok. Ben o gün babamın cenazesinin geldiği gün kendi kendime bir söz verdim. Ben asla kaybetmeyeceğim. O şerit çizgisini hiçbir zaman kaybetmeyeceğim.